Arkadaşlar selam. Bugün K-Drop'tayız arkadaşlar. 8135 dolarlık Dragon Lore upgrade'i yapacağız arkadaşlar. Ama arkaya müzik vereceğiz. Arkadaşlar müziği verdim. Ben olsam yerine birini koyamazdım. Abi bu şarkı çok güzel de sözlerini bilmiyorum. Bununla basıyorum. Arkadaşlar müziği verdim. Başlısın affedersin. Kumur istersin kumur dersin. Hışlarsın kulum dersin. Arkadaşlar benim bir böyle kafa çekmeye, böyle bir dertlenmeye ihtiyacım var. Ya kardeşim ya. Ya bir kendine gel ya. Gerçekten buna çok ihtiyacım var. Polonya'da abi gerçekten çok sarhoş geziyordum. Yani bir başlıyordum akşamdan sabaha kadar. Ayakta duramıyorsun. Ayakta mı duramıyorum? Niye mi verdi 5 milyonu? Ama güzeldi ya. Bak gerçekten arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Hani eğer yurt dışına çıkmadıysanız ya da hani mesela Polonya'ya gitmediyseniz bu gece kulüpleri falan. Hani çok farklı. Mesela Türkiye'de yanlış anlaşılıyor. Gece kulübü denince akla farklı şeyler geliyor da. O ondan sonra sabahlara kadar gerdek bomba rejimi amca. Böyle elini kolunu sallayarak giriyorsun. Deli gibi eğleniyorsun. Dans ediyorsun. Ben hayatta dans etmezdim. Düğünlerde oynama. Hayatta binmezdim. Ama oraya gittim. Yani orada çok farklı arkadaşlar. Gerçekten çok farklı. Burada mesela erkek adamsın. Senin ciddi durman lazım. Sert durman lazım. Senin eğlenmemen lazım. Senin böyle hep bir şeyde somurtman lazım gibi gözüküyor. Ama orada öyle değil ya. Orada herkes mutlu. Bir de kimse kimseye karışmıyor hiçbir zaman. O da çok güzel. Bana bir kere yolda mesela 6-7 kişiydik. Yolda bir tanesi sarhoş geldi bize, işte şöyle böyle laf etti. Ne ettiğini ne dediğini de bilmiyorum. İşte öyle laf etti, hiçbir şey demedik ya, geçtik. O da zaten yabancıydı. Yani kimse kimseye karışmıyor. Güzel yani. Bir kere kavga ettim, o da Türktü. Beyler Türk'ü gurbette siker bak. Başka da kimseyle ne tartıştım ne şey yaptım. Genelde zaten kızlarla takılıyoruz abi. Güzel günlerdi ya. Vallahi çok güzel günlerdi. Polonya'ya tekrardan gideceğim mi? Gideceğim. Ama bir ay daha ertelettim Türkiye'de kalmayı. Çünkü burada çok fazla işim var. Bir de param yok arkadaşlar. Bütün paramı harcadım. Benim param yok. O yüzden bize para ver. K-Drop bize para ver. Para ver. Şöyle bir aya kendimizi toparlarız diye düşünüyorum. En azından ufak tefek bir şeyler çıkartırız. Hani ufak tefek bir şeyler para çıkartırız. Borçlarımı öderim. Ayrıyeten okula başvuracağım orada. Varşova'da Japan diye bir tane okul var. Oraya başvurmayı planlıyorum. Hani okulun ücreti çok fazla. Ayarlayacağız. İnşallah ayarlayacağız arkadaşlar. Önceden güzeldi ya. Köşede param vardı. Hepsini böyle rahattım yani. Bir şeylere para harcarken bayağı bir rahattım. Ama şu an hiç rahat değilim çünkü bankada 1 lira param kalmadı ya. Abi gerçekten. Bir de Türkiye'de şöyle bir şey var. Her şey para abi ya. Çok para lazım. Arabaya benzin lazım. Her şeye bir şey lazım yani. O yüzden bize çok para lazım. K-Drop'cum sendeyiz. Bağışlarsın sen affedersin. Herkes affeder, ben affetmem kardeşim. Hadi bakayım. Buradan 1300'e 900. Eğer bunu kazanırsak arkadaşlar ne kadar alacağız? 200-300 dolar katlamış olacağız. Paramızı riske attığımıza değmeyecek. Güzel kasalar koydum aslında da. Ya Kobra'dan bir şey çıksın istemiyorum. Aha güzel, sıkıntı yok. Hani şimdi bir verdi miydi 1700 dolar karşı tarafa, kaybetmek de istemiyorum yani. Bu parayı kaybetmek istemiyorum. Güzel. 2642 dolar, yani 700 dolarlık bir para katladık arkadaşlar. Ben bu videoyu burada bitiriyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bye bye. Arkadaşlar son videoda bir tane CSGO skin veriyorduk. Bakalım hangi kardeşimiz kazanmış. Çektim. Ali Demirbaş hadi be demiş. Vallahi hadi be lan Ali Demirbaş. Kardeşimize buradan selam olsun. Bakalım kardeşimize takip ediyorsa verelim. Ali Demirbaş'a çıktım. Ali Demirbaş kardeşimizi ilk defa alıyor galiba. Hayırlı olsun. Görüşürüz.